Bayram Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, çok sağ olun. Bayram Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Bayram Pekdemir kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 43 yıl 8 ay yıpranmayla birlikte emniyet trafik hizmetlerinde bilirkişi olarak görev yaptım. Evet. Emekli olduktan sonra Ankara Sigorta'yı da bu işe başladık. Evet. 2007 yılında. 2007 yılından bugüne kadar da faaliyetimiz devam ediyor. Hı hı. Şu an Denizli'nin ilk 3 sırasında olan bir acenteyiz. 16 adet sigorta şirketinin acentelerini yapıyoruz. Hı hı. Fazla olmasındaki amaç halkımızın en ucuza hizmet sunmak. Evet. O nedenle, yoksa çok şirket olmak demek, yani çok iş yapmak demek değil. Evet. Yani müşterinin menfaatine en iyi uygun, en ucuz fiyatı nereden bulursak o şirketten hiç ayrım yapmadan, büyük küçük ayrım yapmadan poliçe düzenlemek. Evet. Güvenimizin kalesi adını verdik ve sigortada Denizli halkını ve tüm müşterilerimizin, Denizli dışından da olur, güvenle sigorta yaptırdığı hasara odaklı, olmazsa olmazı hasar, bizim evet. olmazsa olmazımız. Poliçe kesmek önemli değil. Evet. Mesela hasarın arkasında durabilmektir. Evet. Bu nedenle bizim bu bölgede hasar hattı olarak 24 saat hizmet veren bir acenteyiz. Evet. 24 saat kendimizin hasar hattında arandığında biz müşteriye gidip olay mahallinde kaza raporunu düzenleyip müşterilerimizin en seri şekilde, inanın biz bir hafta içerisinde pert bir aracın fiyatını alabiliyoruz. Evet. Bir yangın olayında ya da büyük bir felaket anında 12-13 günde yangının bedelini ödeyen bir sigorta acentesiyiz. Yılbaşından önce bir müşterimizin kitap kırtasiye yeri yandı. Hı hı. 1050 metrekare bir alanı kapsayan bir yerdi. Yangının olduğunun ikincisi günü 400.000 TL, 13. günde 1 trilyon 50.000 TL teminatını ödedik. Evet. Şimdi efendim, hangi alanlarda sigorta poliçesi yapıyorsunuz? Bütün alanlarda. Aklına ne gelebiliyorsa, kaskosundan, trafiğinden, yangından, hayat emekliliğinden, yurt içi ve yurt dışı, CMR'den, yeşil kartından, aklınıza ne geliyorsa, yani dünyada sigorta ne varsa Pekdemir evet. sigorta var. 16 farklı firmayla burada sigorta hizmetini firmayla, sunuyorsunuz. Evet, sayısız hizmetlerimiz var. Evet. Yabancı sağlık, yerli sağlık, yabancılar için sağlık poliçesi düzenleyen şirket sayısı çok az ama biz düzenliyoruz. Evet. Şimdi efendim, bu sigortanın önemi hakkında biraz tüketicilere buradan bilgi verelim mi? Sigorta her müşterinin olmazsa olmazı. Yani sigorta şirketleri hasar ödemek için değil, yani kuruluş amaçları hasar evet. ödeme amaçlı değil. Başına bir iş geldiği zaman işini devam ettirme, kurtarma amaçlı. Evet. Neticede verdiğiniz, müşteri verdiğiniz bir kağıt parçası. Yolda hiç kimse dönüp bakmaz, eliyle evet. almaz. Ama bir başına bir olay geldiği zaman o poliçe çok değerli. O nedenle özellikle konutları, konut olanların yani yağmur olur, su baskını olur, sel olur, yangın olur. Yani bunların zamanında yani yapılmış olsaydı, tüh be yaptırsaydım demektense evet. ve çok ucuz yani kesinlikle. Yani 120 TL'den başlayın konutlar, bir trafik poliçesi veyahut da bir kasko gibi değil. Evet. Çok çok ucuz. Yani bunun sigorta şirketlerindeki ucuz olmasının amacı vatandaşlarımızın konut poliçelerine daha da yatkın olması, daha da yani öne alabilmek, evet. Alıştırabilmek amaçlı. Yani bedava, yani bedava sigorta yapıyorlar ama hasar anında da anında ödeme yapılıyor yani. Evet. Kesinlikle. Yani bir yangın halinde, şimdi bir konut poliçesinden bahsedelim, bir yangın halinde ya da bir sel baskını halinde maddi ulaşabilecek bütün zararları sigorta firması karşılamakta mıdır? Tabii, eksperin tespit ettiği, sigorta şirketleri zaten hasar ödemek, yani bu amaçları, bu risk yani. Evet. Sigorta eşittir risk, yani karşılığı risk. Sigorta şirketleri bir hasar olduğunda eksper tayin ediyorlar, atıyorlar. Ve eksperin raporu doğrultusunda sigorta şirketleri ödemesini yapıyor. Yani ben hiçbir sigorta şirketinin
bu hasar meydana geldi, ödemem dediğini duymadım. Evet. Ama eksper raporunda, yani gerçekse, hasar gerçek bir hasarsa, yani zamanında yapılmış, poliçe yürürlük tarihi içerisinde olmuş bir hasarsa kesinlikle ödeniyor. Ben bugüne kadar ödenmemiş hiç hasarım yok benim. Evet. 11 seneden beri ödenmeyen hiçbir hasarım yok. Siz işinizi, yani sigorta şirketleri hepsi düzgün. Hı hı. Yani buradaki hata bilinçsizlikten kaynaklı. Ajan da bilinçsizlikten kaynaklanan olaylar. Evet. Yani poliçenin içerisinde verilmesi gereken teminatları vermezseniz neticede olmayan bir teminatın karşılığında sigorta şirketine para ödemesi mümkün değil. Evet. O nedenle poliçenin içerisinde ne olduğu, mesela benim mantığıma göre bir iş yerinde işveren mali sorumluluk olmazsa olmaz. Evet. Bir araç kaskosunda manevi tazminat, yani kasko içerisinde manevi tazminat olmazsa olmaz. Yani neticede insanlar bir hasarını bir şekilde durdurabilir, karşılayabilir. Ama başka tarafa zarar verilmişse, bir ölümlü olaya karışmışsa, karşı taraftaki üçüncü şahıs kişiler sizin beklediğiniz gibi beklemez. Evet. Yani o bir an önce tazminatını almaya bakar ve bunun karşılığında tazminat yoksa da bir ticari şirketse ticari şirketin bütün hesaplarını blok eder. Tedbir kor, araçların tedbir kor. Bu sefer yani çalışan şirket çalışamaz olur. O nedenle mesela İMM çok önemli bir şey. Yani İMM'nin yani 15 bin lira, 15 bin lira gibi değil de ben mesela bireysel müşteriler bile 50 bin TL'den aşağı İMM kesmiyorum, manevi dahil. Evet. Ama kurumsal şirketlere en az 100 bin lira, 250 bin lira ve sınırsız limitler veriyorum. Evet. Sınırsız demek sıfır risk demek. Yani başını yastığı koy, hı hı. Yani benim başıma şu gelecekmiş, işte kaza olmuş, şu kadar ölü sayısı varmış gibi bir düşünce yok yani. Evet. Sıfır risk, sıfır risk karşılığında yani poliçelendiriyor. Ama o riske de satın alıyor tabii. Müşteri satın alıyor onu. Evet. Yani satın almış olduğu hizmetin karşılığını da başına olay geldiği zaman da alıyor yani. Alması gerekiyor. Evet. Çünkü hizmeti satın alıyor. Evet. Yani sonuçta poliçenin de önemi ve anlamı da bu. Poliçenin anlamı da bu zaten. Yani riski satmak, karşı tarafa vermek yani. Evet. Peki ayrıcalıklarınız nelerdir Pekdemir sigorta olarak? Çünkü sektör olarak yalnız değilsiniz. Birçok sigorta acentası varken neden özellikle insanlar Pekdemir sigortayı tercih etmeli? Valla şunu açık kalple söylüyorum, çok sayıda sigorta acentesi var. Evet. Yani merdiven altı kesenler var. Hı hı. Yani acente olup da kesenler var, olmadan kesenler var. Aslında bunların devlet bir sistemini kurması lazım. Mesela aynı iş yeri içerisinde, bakın benim iş yerimde personelden başka yaptığımız hiçbir iş yok. Evet. Sadece sigorta iş yapıyoruz. Ama adam mesela bir otomobil alım satım yerinde aynı bina içerisinde hem sigorta iş yapıyor hem de yani araç satım yapıyor. Evet. Ya bunların kalkması, yasaklanması lazım. Bakın PTT devletin bir kurumu yani, evet. Kurumsallaşmış yani, satılmış, özelleştirilmiş bir kurum. Bunun işi ulaşımdır. Yani sigortacı sigortacılığını yapmalı. Hı hı. PTT'ci de PTT görevini yapmalı. Evet. Yani orada araç banka satıyorsa adam vesaire. Araç satıyorsa orada araç satıyorsa sadece araç satmalı. Evet. Bana müşteri 24 saat ulaşıyor. 24 saat. Hı hı. Hasar hattım var. Özel hasar hattım var. Bırakın şirketlerin hasar hattını, ben kendi hasar hattım var. 24 saat içerisinde ben alo dediğim ulaşıyorum. Peki cumartesi ve pazar bir banka. Evet. Veyahut da bir işte bir alışveriş merkezi tarafından veyahut da PTT tarafından düzenlenen pazar günü, cumartesi günü veyahut da mesaiden sonra, 8'den sonra kime bulursun? Hiç kimseyi bulamazsın. Evet. Hiç kimseyi bulamazsın. O nedenle benim müşterilerimize ve halkımıza tavsiyem poliçeyi sigorta acentesinden, işi sigortacılık yapan adamdan yaptırmaları. Her zaman 24 saat, günün 24 saatinde kendi yanlarında görebilecek kişiler ulaşması gerekiyor. Evet. Bunun da bu şekilde, yani Avrupa ülkelerinde bu böyle. Yani her önüne gelen sigorta yapıyor, yapamıyor yani. Mesela bu brokerler. Evet. Broker'daki yetki, acentedeki yetki broker'da yok. Broker para tahsil edebilir mi? Edemez. O düzenler sigorta şirketi para tahsil eder. Broker poliçe düzenler, hayır düzenleyemez. Acente düzenler, o düzenleyemez. Yurt dışındaki, Avrupa'daki yani sistemde bunlar danışmandır.
Yani broker'ın amacı, dünyadaki amacı budur. Yani gider şeye, bir müşteriye, ondan ders al. Der ki işte mesela Pekdemir Sigorta'yı ara, der ki işte bu müşterinin şu 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 istemlerde bir şeyi var. Yani öneri getirir, öneri. Evet. Ama bizim maalesef herkes poliçe satıyor. Evet. Herkes poliçe satıyor. Bunların birbirinden ayrılması, ayrılması gerekiyor. Kesinlikle ayrılması gerekiyor. Yani benim top kaydım ya sadece sigortacılık yapmak üzere. Hı hı. Ticari kaydım sigortacılık evet. yapmak üzere. Ben tacirim. Yani ben merdiven altı falan iş değilim. Esnafım ben. Evet. Yani benim dalım esnaflık. Yani evet. esnafın sigortacılık bölümünde evet. hizmet yapmak, hizmet vermek. Ve hizmetin de en güzelini veriyoruz. Verdiğimiz için de yani bir de hasarın arkasında duruyorsan hı hı. müşteri zaten kendiliğinden geliyor. Bahsettiğiniz gibi çok erken, çok kısa bir sürede bunların evet, ödemesini evet. karşı tarafa evet. Yaptırabiliyorsunuz. Yani en büyük tercih edilme sebepleri de bu olsa gerek. Aynen öyle. Aynen yani öyle. Yapmış olduğunuz işin evet. arkasındasınız diyebiliriz evet. kısacası. Evet. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir sigorta sektörüyle ilgili? Yeni çalışmalar yapıyoruz. Yeni bundan sonra da böyle şeyler düzenleyeceğiz. Kampanyalar düzenlemeyi hı-hı. düşünüyorum. O kampanyalar çerçeve içerisinde belirli yani indirimler yani kendi tabii indirimler derken bunu sigorta şirketleri yapmıyor. Evet. Yani belki paket olabilir aynen hani kasko, aynen trafik öyle. Sigortası, deprem sigortası evet, vesaire evet. yaptıranlara onlar böyle özel yaptıranlara bir... yani bir kasko, bir trafiği hı-hı. olanın bir evet. kasko yapılırsa ondan kendi komisyonundan %5 gibi yani bir indirim evet. yangınlardan %10 gibi bir indirim yangın sigortalarından hı-hı. kendi komisyonundan tabii. Bunu zaten sigorta şirketleri yani ajente ayrımı yapmadığı için evet. komisyonlar sabit. Siz kendi sabit kar olan, marjınızdan evet, feragat edip ona göre bir öyle. Kampanya yapmayı planlıyorsunuz. Kendi kar marjından da bir kampanya yapmayı düşünüyorum. Yani bu amaç bu hizmet etmek. Evet. Yani %100 müşteri memnuniyeti diyebiliriz evet, burada amacınız. %100 müşteri memnuniyeti. Evet. Zaten müşteri memnuniyeti geliyorsa ki kendisi geliyor. Hı hı. Yani müşteri tabii sizden duydukları aynen, memnuniyeti evet, dostlarıyla evet, arkadaşlarıyla paylaşarak bir nevi sizin de burada müşteri portföyünüzü oluşturmuş oluyorlar. Yani sigortacılık bir oturarak yapılacak bir iş değil evet. ama bizim oturdu artık. Mesela bizim kurumsal müşterilerimiz bile, yeni müşterilerimiz bile gelip ben sizinle çalışmak istiyorum diyebiliyor. Evet, referanslarımızdan yani, dolayı. Referanslarımızdan diyebiliyor yani. İşte biraz önce dedim ki poliçe içeriği. Mesela bir işletme düşünün, onun avlusu vardır, dışı vardır. Orada malzemesi vardır binanın dışında. Evet. Yani bunu poliçe kapsamında, bina dışında şu kadar değerinde malzemesi vardır diye o poliçeye yazdırmazsanız o hasar evet. ödenmez. Evet. Yazdırmanlar. Bunları da kapsaması, tabii, bunların da oraya yani. Eklemesi kapsamlı ve yazılması olarak, gerekiyor. Yani, tabii yazılması gerekiyor. Yani ne si varsa vatandaşın, hı-hı. yani içeride ve dışarıda evet. Onun teminat vermek zorundasın. Açıktaki olanları zaten sigorta şirketleri teminat vermiyor. Evet. Ama bina kenarında bir tel örgüyle hı-hı. kapalı şekilde, üstü kapalı şeklinde de mesela boru gibi hı-hı. yani genelde izolasyoncular gibi dış kısımda olan malları da kapalıysa onu teminat veriyorsun. Yani teminatı yazarsan o evet. mesela bir yangın poliçesinin içerisine manevi eklemezsen, maddi işveren sorumluluk eklemezsen yani göndermiş olduğu işçinin başına gelebileceği bir şey de tazminat yoksa ödenmez. Evet. Yani onun için sadece maddi hasarı şey, ödenmiş evet, olur her burada. Şey, bilinçle yapılması lazım, bilerek yapılması lazım. Evet. Ve poliçeyi bilmek lazım, poliçenin içeriğini bilmek lazım. Evet. Poliçenin içerisinde ne olduğunu okumak lazım. Kesinlikle. Yani poliçeyi kesip geliştirebiliyor. Bilinç olarak yapmak gerekir. Aynen. İş olarak yapmak gerekiyor. Yani sayfalarca poliçeler var. Hı hı. Mesela geçenlerde bir sigorta şirketinin ben poliçesinin içeriğinde bir değişiklik gördüm. Yani yeni işe giren bir şahsın hı hı. Yani bir ay içerisinde emniyet suistimali, hırsızlık gibi olaylarda bir yılda bir sınırlama getirmiş. Evet. Yani bir önceki sene yok, bir sonraki sene var. Onu bakıp okursan, görürsen onun teminatını ödersin. Evet. Ama okuyup görmezsen maalesef. Yani müşteri der ki geçen sene yani ödedin bu hasarı, bu sene niye ödemedin
gibi soruyla karşı karşılaşırsın ve birebir müşteri kaybının neden olur. Evet. O nedenle de poliçeyi bilmek lazım. Kesinlikle haklısınız, evet. Bayram Bey. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınız sağlık diyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.